Start'ta Taner Şengezener ve Ali Dinç'le sohbetimiz devam ediyor. Taner, şimdi sen İzmir'de eğitim veren, daha doğrusu Ege bölgesinde eğitim veren tek kurumsun. Evet. Değil mi? Evet. T-Max yarış okulu olarak, hı-hı, aynı zamanda da yarış takımı olarak. Son yaşanan, artık ekonomik kriz olarak mı adlandıralım ya da otomobil sporundaki iniş trendi olarak mı belirtelim bilemiyorum ama sende de herhalde eğitim alanının sayısı düştü. Evet, yani biz bu işe biraz geç girdik zaten. 2006'dan beri yapıyoruz. İşte birazcık spor aşağı doğru gitmeye başladığında biz girdik. Şu anda sıkıntılı bir dönemde otomobil sporları. Zaten genelde bir global bir kriz söz konusu. Otomobil sporunda bu çok etkiliyor çünkü çok pahalı bir spor. Yani bizim her şeyimiz para. İşte lastiği pahalı, yakıtı pahalı, yağı pahalı. Çok pahalı bir spor olduğu için açıkçası zor yürüyor şu anda bu işler. Kaç otomobilin var garajında? 9 tane aracımız var şu anda. Yani bunları tırmanmaya, pistlere sokabilirsin. Tırmanma, pist, rally hepsinde yarışıyoruz şu anda. Hepsinde varız. Tabii bu geçici bir dönem bence. Bu sene bayağı bir sıfır noktasına doğru indi. Artık bundan sonra grafiği yukarı doğru çıkar inşallah. Onu ümit ediyoruz. Bu sene sıkıntılı geçiyor. Ama mesela tırmanma şampiyonası bence bu sene renkli geçiyor tırmanma. Gayet güzel bir yarış oldu Bursa'da. Biraz ondan bahsetmek istedim ben. Bursa'daki yarışta işte kategori 2'de çok güzel bir çekişmeye girdik. Alkan Erden, Burak Nomer ve ben üçümüz de eşit puandayız. Bu son yarışa da Adil arkadaşımız geldi, Adil Küçüksarı. O da renk kattı Clio'suyla. Son yarışta şampiyon belli olacak Çeşme'de. Çeşme'yi herkesi bekliyoruz, Çeşme tırmanmaya. 30 Ağustos Zafer Bayramı. O yarışı bizim kategoride kim kazanırsa o şampiyon olacak. Onun Ali için gidelim mi? Gidelim tabii. Çok keyifli bir yarış olacak. Ve sponsor da var galiba, değil mi? Tabii sponsoru da var. Bir Beach Club, Lemon Beach Club sponsor oldu. Orada teknik kontrol, idari kontrol ve yarışın ödül töreni, kokteyli hepsi orada olacak. Çok keyifli, hem tatil hem deniz kenarında bir yarış. Bence güzel bir yarış olacak. Sizi tebrik etmek gerekiyor. Son yarışlara bakınca 29. İSOK İstanbul Rally'sinin sponsoru yok. 35. Hitit Rally'sinin sponsoru yok. Türkiye Tırmanma Şampiyonası'nın son ayağında sponsor olması hoş mu Ali? Yani ne kadar destekliyoruz bu spor, o kadar mutlu oluyoruz. Yani küçük, büyük mutlu ediyor bizi. Yani hiç yoktan iyidir demek lazım. Bir babanın 16 tane Mitsubishi'sinden geride galiba 4-5 tane kaldı. Evet. Hepsi gitti. Evet, artık 5-4 tane kaldı ama bakalım onlar da gider inşallah. Sanki Honda Type-R'lar da gidiyor gibi bir şey duyumum var. Sanki baban tamamen bırakmak istiyor bu işi gibi. Artık zaten 5 senedir bu organizasyonu yapıyoruz. O biraz bu işlerden sıkıldı gibi. O yüzden bu araçları hani başka birinin değerlendirmesi daha uygun olduğunu düşünüyordur belki. O yüzden şu an satmayı düşünüyoruz arabaları. Hatta satılık durumda. Alana hayırlı olsun diyelim. Taner, hayırlı olsun diyelim. şimdi biz dönelim. 2006 Finlandiya Rally'sine, Dünya Rally Şampiyonası'nın toprak zemin üzerindeki en hızlı yarışında bakalım neler oluyor 2006 yılında.